Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, havalar biraz kurak gitti. Hazırladığımız kompost alanını kendi haline bırakırsak çürüme gerçekleşmez. Şimdi ben üzerini kapattığım toprağı biraz açacağım. Ve bir yerden güvercin gübresi temin ettim. O güvercin gübresini de alttaki karışıma ekleyeceğim. Biraz da humik asit, leonardit ekleyeceğim. Ve tekrar ıslayıp kapatacağım. Bir ay daha gözlemleyeceğim. Şubat'a kadar böyle gözlemlemeye devam edeceğim. Ki kompostumuz tam çürümeyi yaşasın ve ilkbaharda saksı değişiminde ya da yeni saksı hazırlamalarda bitkilerimizin kullanacağı hale gelsin. Şimdi tırmıkla üst katmandaki toprağı biraz sıyıracağım. Her ne kadar üst kurumuş görünse de altta nemli bölge ortaya çıktı ve çürüme başlamış. Şimdiden kararmış. Daha yapalı 3 hafta oldu. Yani arkadaşlar biraz daha sıcak, biraz daha nem olsa belki de bir ay gibi bir süreçte çürüme tamamlanacak. Ama dediğimiz gibi artık önümüz kış olduğu için çürüme biraz hava sıcaklığından dolayı yavaşlıyor. Şimdi biraz ortadan açmak istiyorum. Görüyorsunuz zaten katman katman dökmüştük. Bakın döktüğümüz sıvı alta kadar da ilerlememiş. Şimdi ne yapacağız? Hem güvercin gübresini tam ortaya dökeceğim. Kenarlara leonardit, tabana leonardit, tekrar üste leonardit ve karışımı olgunlaştırmaya çalışacağız. Şimdi bir miktar leonardit almak istiyorum. Şimdi güvercin gübresini olduğu gibi dökeceğim. Görüyorsunuz kanatları da güvercin tüylerinde. Bunun üzerine de bir kürek kadar daha leonardit.
bir miktar da magnezyum sülfat ekleyeceğim. Magnezyum özellikle bitkilerin yeşil aksamının gelişmesinde çok etkilidir. Yani ne kadar gelişmiş bir yaprak olursa bitkimiz de o kadar güzel gelişir. Evet, şimdi bu karışımı güzelce bir ıslayacağız. Sonra tekrar kapatacağız. Islıyoruz. Bakın magnezyum sülfat hemen çözüldü. İlkbahara kadar da bitkilerin kullanabileceği hale çok rahat bir şekilde dönüşecek. Ve bitkilerimiz gayet güzel sonuç verecek inşallah. Evet, kompostumuzu bakımdan geçirdik. Güvercin gübresi ve leonarditle takviye ettik. Isladık ve tekrar kapattık. En az 2 hafta dokunmayacağız artık. 2 hafta sonra bir bakarız. Nem yeteri kadar yoksa sularız. Varsa hiç dokunmayız. Nemini çabuk kaybeden yerlerdeki arkadaşlar bunun üzerini naylonla kapatabilir. Ben naylonla henüz kapatma ihtiyacı hissetmedim. Naylonla da kapatıldığında çürüme hızlanır. Evet arkadaşlar, bir paylaşımın daha sonuna geldik.
Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.